Merhabalar sayın seyirciler. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasına ilişkin yayınladığı mesajda milletimiz gibi diğer milletlerin de bu elim kazaya karşı derin bir üzüntü yaşadığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında yaşanan elim kazada çok sayıda işçimiz görev şehidi olarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur dedi. Sekmen şöyle devam etti. Sadece Türkiye'yi değil, bütün milletleri yasa boğan bu elim kaza hafızalarımızda ve yüreğimizde onarımı güç yaralar açmıştır. Acımızı tarif etmek mümkün değildir. Yüreğimiz yanıyor. Babaların, annelerin, kadınların ve çocukların ışıklarını söndüren bu acının yaralarını toplumsal sağduyumuzla birlikte saracağız. Gün acıları sarma, acıya ortak olma günüdür. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak yavrularını, eşlerini ve evlatlarını kaybeden vatandaşlarımıza her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız dedi. Başkan Mehmet Sekmen, Türkiye'nin bu elim kazayı ağladığını, her bir vatandaşın yüreğinin kanadığını belirtti. Başkan Sekmen, bütün devlet büyüklerimiz şu an Soma'da yaralı işçileri ve yaşamını yitiren kardeşlerimizin ailelerini teskin ediyor. Bu vesileyle elim kazada hayatını kaybeden görev şehidi arkadaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil ve yaralı işçilerimize de Allah'tan şifa diliyorum dedi. Türkiye Haber İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan bugün Yenişehir Türk Telekom binası önünde üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması yaparak Soma'da yaşananlarla ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. Türkiye Haber İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan beraberinde sendika yöneticileri ve üyeleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında "Biz bu yaşananlara iş kazası demiyoruz. Bunun tek bir adı vardır, o da cinayettir. Bu yaşanan bir kader değildir. Planlayıcıları, uygulayıcıları, sorumluları vardır. Bunu planlayanlar bu ülkede kölelik düzeninde çalışmayı dayatanlardır. Sendikasız, kuralsız, güvencesiz çalışmayı egemen kılmak isteyenlerdir." dedi. Acımız, kederimiz tarif edemeyeceğimiz kadar büyüktür. Madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bu yaşananlara iş kazası demiyoruz. Bunun tek bir adı vardır, o da iş cinayetidir. Bu yaşanan bir kader değil, planlayıcı, uygulayıcı sorumluları vardır. Bunu planlayanlar bu ülkede kölelik düzeninde çalışmayı dayatanlardır. Sendikasız, kuralsız, güvencesiz çalışmayı egemen kılmak isteyenlerdir. Taşeronlaşmayı ülkemizde temel çalışma biçimi haline getirenlerdir. Uygulayıcıları ise yanında çalıştırdıkları emekçileri birer üretim maliyeti olarak görenlerdir. Ucuz işçilik peşinde koşanlardır. İş sağlığı ve güvenliği önemlerinin maliyetinden kaçanlardır. İşçi sağlığını kavramını iş sağlığı olarak değiştirip insanı yok sayanlardır. İnsanların canını umursamayanlardır. Bu yaşadığımız dram ülkemizin hafızasında kara bir leke olarak yer alacaktır. Bu facia ülkemizi bir taşeron cennetine çevirenlere, taşeronlaşmayı temel çalışma biçimi haline getirenlere, ülkede sömürü düzeni kuranlara ders olmalıdır. Bu yaşananlar önüne gelen her kurumu özelleştirenlere, bu kurumları ve orada çalışan emekçileri, işverenleri, taşeron insanını terk edenlere ders olmalıdır. Karlarını kar katmakla başka amaçları olmayan, bunun için insanların hayatlarıyla oynayanlar, bu ülkede köle düzenli hakim kılmak isteyenler, doymak bilmeyen açlıklarıyla emekçilerin canlarını hiçe sayanlar hesap vermelidir. Türk Telekom Soma için harekete geçti. Türk Telekom Bölge Müdürü Timur Sevim, Soma'da yaşanan maden faciası sonrasında kurum olarak bölgeye ücretsiz internet ve konuşma hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Önceki gün Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından tüm Türkiye'de milli yas devam ediyor. Her kesimden başsağlığı mesajlarının geldiği üzücü olay sonrası Türk Telekom'da bölgede ücretsiz hizmet başlattı. Türk Telekom Bölge Müdürü Timur Sevim, facianın ardından kazazede ailelerinin Türk Telekom ve TTNet ile ilgili tüm sabit hat kullanımlarının 12 ay boyunca ücretsiz olunacağını belirtti. Sevim ayrıca şirket olarak Türk Telekom ve TTNet'e borcu olanların borçlarının silineceğini açıkladı. Bu dönem aslında birlik ve beraberliğin had safhaya çıkacağı en hassaslaştığımız dönem.
Allah daha kötülerinden, daha beterlerinden bizleri saklasın. Üzülüyoruz. Ülke olarak hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Tabii Türk Telekom olarak da hassasiyetimizi belirtmek adına ilk önce bu kaza zedeleri, tüm geçmiş borçlarını Türk Telekom sileceğini beyan etti. Ayrıca bir yıl boyunca telekom ve tetenet hizmetlerinden ücret alınmayacağını bildirdi. Ayrıca kaza bölgesinde tüm telefon ve internetlerin orada bekleyen, orada ailelerini bekleyen, acı yaşamış insanların tüm görüşmelerini ve internet kullanımlarını ücretsiz hale getirdi. Bugün de burada sendikamızın duyarlılığı vesilesiyle bu hassas olayı hep beraber yaşamak, bu hassas olaya olan duyarlılığımızı anlatmak adına bugün birlikte olduk. Ben tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah daha beterinden saklasın. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İstasyon Kültür Topluluğu Yönetimi, üniversite öğrencilerini Soma'da meydana gelen maden faciasından dolayı Kur'an-ı Kerim okumaya davet etti. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İstasyon Kültür Topluluğu Yönetimi üniversite öğrencilerini Soma'da meydana gelen maden faciasından dolayı Kur'an-ı Kerim okumaya davet etti. İstasyon Kültür Topluluğu Başkanı Nur Ener yaptığı açıklamada, "Okuyun, mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. Meydanlara dökülmek, sınıfları boşaltmak yerine bizler İletişim Fakültesi öğrencileri olarak sizleri Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyoruz. Sizler de cüz almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Okumak istediğiniz cüz adedini Gmail adresimize yazmanız yeterli. Hatim için okumanız gereken cüz size en kısa sürede mail yolu ile bildirilecektir. İrtibat adresimiz iletişim.fakültesi.maden.hatim@gmail.com'dur. Tüm öğrenci arkadaşlarımızın duyarlılık göstereceğini düşünüyoruz," dedi. İmam Hatip Ortaokulu ve liselerindeki idareciler, öğretmenler, personel ve öğrenciler okuyacakları hatimlerin duasını topluca 16 Mayıs 2014 günü Cuma namazından sonra İstanbul Fatih Camii'nde yapılacak. Erzurum İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı ve Önder'in Bölge Koordinatörü Zülküf Usanmaz yaptığı açıklamada, "Biz de Erzimder olarak hem Erzurum merkez ve ilçelerindeki toplam 30 İmam Hatip Okulu'nda okuyan 15 binden fazla öğrenci, idareci, öğretmen ve personel ile hem de koordinatör olduğumuz Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane il merkezleri ile ilçelerinde bulunan İmam Hatip Okulları camiasına çağrıda bulunarak bu kampanyaya katılmalarını istedik. Dolayısıyla koordine alanımızda bulunan yaklaşık 50 İmam Hatip Okulu'nda okuyan 45 bin öğrenci, idareci, öğretmen ve personel maden kazasında şehit olan kardeşlerimize manevi destek kampanyasına katılmış olacak. Yurt genelinde ise 210 bini ortaokul olmak üzere toplam 726 bin öğrenci, idareci ve öğretmen ile personel bu destek kapsamında bulunuyor. Millet olarak içimizi kanatan bu üzücü faciada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ederken, kederli ailelerine sabır diliyorum ve milletimizin başı sağ olsun, Allah daha beterinden korusun," dedi. Aziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Engeller Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Yurt ve bazı engelli dernekleriyle bir araya geldi. Erzurum Güzide Bakım Merkezi Müdürü Abdülkerim Kavas, Dünya Engelliler Dostları Gelişim Derneği Erzurum Şube Başkanı İslam Meral, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Kadın Komisyonları Başkanı Melike Ünal ve engellilerle birlikte Başkan Orhan'ı ziyaret eden Yurt, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Engelliler konusunda hassasiyetlerinin yüksek olduğunu dile getiren Başkan Orhan, ilçede yapacakları proje ve çalışmaların tamamının engellilerin istifade edecekleri şekilde dizayn edileceğini vurguladı. Farklı projelerde engellilerle birlikte bütün vatandaşlarımız iç içe aynı ortamları paylaşsın diye engellilerimizin yararlanabileceği ortamlar oluşturacağız. Nitekim şimdi yeni yapmış olduğumuz projede de termal tesislerde, aile kabinlerinde de var bu.
diğer projelerde de var. Var olan tesislerimizi de engellilerimizin yararlanabileceği şekle çevirmek için çalışmalara başladık. Bize böyle bir talep geldiğinde biz bunu hiçbir şekilde olumsuz olarak karşılamadık. Engellilerimiz termal tesislerimizden ücretsiz olarak hafta içi yararlanabilecekler. Hem de onların özellikle de ihtiyaç duyduğu tedavide, işte rehabilitasyonda sağlamak amacıyla böyle bir karar aldık. Bunu şimdi uyguluyoruz da. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın buradaki teşkilatının onaylı, onlara vermiş oldukları kartlarla ücretsiz olarak termal tesislerimizden hafta içerisinde, hafta içi 5 gün yararlanabilecektir. Kurtuluş İlk Öğretim Okulu'ndan anlamlı girişim, minik bedenler kendi aralarında harçlıklarından biriktirdikleri bir miktar parayı Şehitler ve Gaziler Derneği'ne başladı. Mumcu Caddesi'nde bulunan Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret eden Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, büyüklerin yapamadığı bir işe kalkışarak örnek bir girişimde bulundular. Öğretmenleri nezaretinde dernek merkezine gelen öğrenciler 6. kata çıkmak için büyük çaba sarf ederken görüşme esnasında da dernek binasının en üst katta olmasına şaştılar. Evet çocuklar. Dernek binasını gezen öğrencilere şube başkanı Recep Akgül bilgiler verdi. Ziyaret esnasında öğrenciler kendi aralarında harçlıklarından biriktirdikleri bir miktar parayı derneğe bağışlayarak alkış topladılar. Yani askerin dışında hiçbir şekilde öğretmen, sivil, polis ve köy koruyucu şeklinde bir üyemiz mevcut değil. Sadece asker. Tüzüğümüz gereği askerlerle şey yapıyoruz, üye yapıyoruz. Dernekin amacı şehit ailelerin ve gazilerin devletten olan haklarını savunmak. Yasa gereği önceden terörle mücadelede şehit olan ailelerimizin bir tane iş hakkı vardı. Şimdi bunu biz 2 yıldır başbakanımızla ve bakanlarla görüşmemiz sonucu şehidin iş hakkını 2'ye çıkarttık. Yani bu iş hakkı nasıl oluyor? Öncelikle şehidin ilk kardeşi. Bu arada dernek başkanı Recep Akgül, öğrencilerin bu büyük jestine teşekkür ederken bağış makbuzu kesmemesi dikkat çekti. Oturduğun yerden. Gazi bir herhangi bir savaşta olur, polislik mesleğinde, askerlik mesleğinde kolunu kaybeden, ayağını kaybeden, ondan sonra parmakları kopan kişilere gazi denir. Şehit ise yine görevinde, askerlik görevinde ölen kişilere de şehit denir. Bizim yurdumuzu kurtaran kişi Atatürk'tür. Atatürk de Sakarya Savaşı'nda yerini şurasını kaburgasını kaybetmiştir. O yüzden o da bir gazi olmuştur. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak öncelikle Sayın Müdürüm nazik davranışınızdan ve böyle nazik bir hediyenizden dolayı tüm Şehit Aileleri ve Gazilerim adına şükranlarımı iletiyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de okul olarak amacımız bir yere gelin olması değil. Bizim meselemiz şehit ve gazilerimizi tanıtmak, bunların haklarını savunmak, değerlendirmek verdiğim bu konuda geleceğimizin olan çocuklarımıza İleride buralara sahip olmalarını sağlamak. Yoksa biz burada şehitlere, gazilere acınarak bir şekilde değil. Bizim temel amacımız bu şehit ve gazileri tanıtmak, bu dernekleri tanıtmak, gelecekte bu çocukların, bu derneklerin nerede olduğunu, neler işler yaptığını, ülke için, bu şehit aileleri için neler yaptığını, bu bilinci bu çocuklarımıza aşılamak, gelecekte de bunların bu tür konularda bilgilerini sağlamak ve bunların da buralarda gördüklerini ailelerine anlatmak. En azından şehit ailelerinin neler yaptığını, bu değerlerin ne işe gördüğünü, neler yaptığını, onların hakkından sağladığını bu konuda hem aileleri hem de çocukları ilişkilendirmektir. Sizler de bizleri kabul ettiğiniz için sizlere ve basına da çok teşekkür ediyoruz. Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı Nazmi Ilıcalı, organik üretimde verimin artması için verim arttıran mikrobiyal gübreyi ilk kez kullanacaklarını söyledi.
Nazlı Ilıcalı konu hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çiftçilerimiz yıllardır organik tarım yaparak doğal dengenin korunmasına ve sağlıklı üretime katkı yapmaktadırlar. Özveri ve üretim yapan çiftçilerimizin gelir seviyelerinin artması gerekmektedir. Çiftçilerimizin gelir seviyelerinin artması için Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği olarak tüm bilimsel gelişmelerin bölgemizde tanıtılmasını ve bu konuda gerekli eğitim ve uygulamayı gerçekleştirmeyi görev bilmekteyiz. Türkiye'de mikrobiyal gübreler Yeditepe Üniversitesi'nin desteğiyle üretilmektedir. Çiftçinin tanıması, kullanması için organik tarım yapan üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Üreticilerimiz gördüklerine inandıkları için verimin arttığını deneyerek göreceklerdir, dedi. Kaliteli ürün, yani eğri büğrü değil de düzgün, verimli, tarımsal ürün oluşmasına sebep olur. Ancak bizim çiftçimiz mikrobiyal gübrenin ne olduğunu bilmiyor. Onun için Yeditepe Üniversitesi ile yaptığımız bir anlaşma gereği biz oradan getirdiğimiz gübreleri bir ücret almadan ücretsiz olarak çiftçiye verilecek. Çiftçi ürünlerinde kullanacak. Verimin arttığını, başarılı olup olmadığını çiftçi görecektir. Çünkü bu işin en önemli başlığı şudur. Çiftçinin bir özelliği var. Çiftçi gözüyle görmediğine inanmaz. Çiftçi gözüyle görecek. Biz bu çiftçiye gel bu gübreyi satın al, böyle olur, şöyle olur desek de inandıramayız. Onun için çiftçinin görmesi amacıyla bütün çiftçimize bu organik mikrobiyol gübre dağıtılacak. Ondan sonra üniversiteden de hocalar gelip bu konuda çalışmalarını sürdürecekler. Bu Erzurum için bir yeni yeniliktir. İnşallah başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde gerçekleşen olağan genel kurulu ilgi yoğun oldu. Mevcut Başkan Muharrem Demircan'ın tek listeyle yeniden aday olduğu kongrede tüm üyelerin oylarını alan Demircan, güven tazeleyerek bir kez daha başkanlığa seçildi. Kongrenin değerlendirmesini yapan sendika başkanı Muharrem Demircan, kendisine teveccüh göstererek bir kez daha seçen üyelerine teşekkür ederken, taşeron işçiliğine karşı olduklarını bir kez daha tekrarladı. Bağlı bulmuş olduğumuz iller noktası üzerinden Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan olmak üzere 9 ilde faaliyet göstermekteyiz. 22 Mayıs 2010 yılında yapmış olduğumuz kongrede bize gösterilen teveccühün sonrasında 4 yıllık bir zaman diliminde 10 Mayıs 2014 tarihinde yapmış olduğumuz kongrede örgütlü bulunduğumuz iş yerindeki arkadaşların temsilen göndermiş oldukları delegasyonlar noktasında yapmış olduğumuz kongrede tekrar bir 4 yıllık daha bir görev tevdi edildi. İnşallah biz bu görev noktası üzerinde arkadaşlarımıza bundan sonraki çalışmalarımızda da çalışma noktası üzerinden, faaliyetlerimiz noktası üzerinden daha da kat kat hizmet noktasında iyice kendimizi kenetlenmiş, daha güçlü bir şekilde hizmet etmek. Tabii Türkiye'de sendikal hareket noktası üzerinden önümüzde çok büyük sıkıntılar, çok büyük engeller olduğu sizlerin de malumunuz. Bunları da aşabilmek adına genel merkezimiz ve Türk İş nezdinde girişimlerimiz toplu bir hareket olarak yeni bir hukuki altyapı, fizibilite çalışmalarıyla yeni bir çevre, yeni bir çalışma temposu içerisinde tabanda çalışan arkadaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret göstermek içerisindeyiz. Yağışlı havalar seyyar satıcıların adeta kabusu oldu. Son bir hafta içerisinde yağan yağmur seyyar esnafı derinden etkiledi. Abi kaç suyu attın?
Doğu Anadolu bölgesinde son bir haftada havaların yağışlı olması bazı sektörleri derinden etkiledi. İşte bu sektörlerden biri de seyyar satıcılar. Seyyar satıcılık güzel abi. Çalışmak da güzel abicim. Ekmek parası alabiliyor mu hocam? Ne tür sıkıntılarınız var? Bize bir anlatabilir misin? Abi çok şükür bir sıkıntımız yok. Allah sıkıntı vermesin de. İşte biraz yanlış olduğumuz zaman iş olmuyor abi. Hava şartları bizi çok etkiliyor abi. Yine Allah'ın verdiğine şükürler olsun abicim. İyi abi, idare ediyoruz. Yağmurla devam. Seyyar fiyatlarla, manavdaki fiyatları bir... Abi biz olmasak zaten manavlar vatandaşın kanını emerler. 1-250'ye biz domates satıyoruz. Manavlar 2'den aşağı vermiyorlar. Bir de yetmemiş gibi sağ olsun bizim belediye başkanımız bizi kaldırmaya çalışıyor. Büyük esnaflar işi gücü seyyarla uğraşmak. Tabii büyük esnafların işine geldiği için seyyarı kaldırmaya çalışıyorlar. Şehrin muhtelif yerlerinde tezgah açan seyyar satıcılar havaların yağışlı olması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Yağışlardan dolayı iş yapamadıklarını belirten seyyar satıcılar havaların ısınmasını ve güneşin kendini göstermesini dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, Erzurum insanı beni sevdi, ben de onları sevdim. O güzel şehre şampiyonluk yakışırdı. Bunu başaramadığımız için üzgünüm dedi. Kahramanmaraş'ta yapılan play-off maçında Hacettepe Spor'a 3-2 mağlup olarak ikinci lige çıkma hayallerini yeşil çimlere gömen Büyükşehir Belediye Spor'da mağlubiyetin yankıları sürüyor. Teknik direktör Yavuz İncedal, ikinci lige çıkmak için gittikleri Kahramanmaraş'ta ilk maçta yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Mavi beyazlı takımın hocası, ben Erzurum'u, Erzurum insanı da beni sevdi. Bir sezon boyunca çok iyi kaynaştık. Darıca maçı hariç hiçbir karşılaşmada seyirci tepkisiyle karşılaşmadım. Dolayısıyla o güzel şehre şampiyonluk yakışırdı. Bunu başaramadığımız için üzgünüm dedi. Hacettepe maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten İncedal, bu tür maçlarda kişisel hataların affedilmediğini, dolayısıyla da başkent temsilcisinin kişisel hatalardan kaynaklanan goller bulduğunu ve penaltı kazandığını belirterek, kesinlikle futbolcularımı suçlamıyorum, sadece teknik açıdan konuşuyorum. Bu tür final maçlarında ufak bir hata yaparsanız, rakip bunun cezasını size ağır bir şekilde keser. Hacettepe maçında da bu oldu dedi. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.